Kıymetli gençler hoş geldiniz. Kazanın bakış testlerine devam ediyorum. Önümde ne var? Kenar ortay test 2. Bu testle beraber kenar ortaya da noktayı koymuş olacağız. O zaman soru 1 ile hemen startı vereyim. G noktası diyor ki ABC dik üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası yani ağırlık merkezi. Diklik verilmiş. 10-24 var. O zaman hemen şuraya 26'yı çakıyorum. Hatırlarsanız bir önceki testte şöyle şahane bir e, özellik vermiştik. Dedi ki dik üçgende dik köşeden çıkan kenar ortayın ağırlık merkezine kadar ki olan kısmına yani AG'ye x diyecek olsak hipotenüs 3x'ti. O zaman çok tatlı. Bitirdim hemen işi. Eğer 3x 26 ise x'e ne diyeceğim? 26 bölü 3. O zaman startı değil finish'i vermiş olduk. 26 bölü 3. Yani bir ne oldu? Adana. Paket. Geldim ikiye G noktası gene ağırlık merkezi bir dik açı verilmiş 30 derece var. Neresi 20 derece Şimdi eğer G ağırlık merkezi ise haliyle bu B'de kenar ortay olacak. Yani buraya 20, buraya 20 yazacağım. 90'ın karşısına kaç var? 20 var. O zaman 30'un karşısına onu çakar. Ve haliyle buraya da 10 kök 3 ederim. Neden? Çünkü burası 60'ın karşısı. Şurası 10 kök 3. Güzel yazım dedim ama olmuyor. Son deneme. 10 kök 3 güzel. Sonra diyorum ki G noktası ağırlık merkezi miydi abi? Evet. O zaman G noktası ağırlık merkezi ise ve GD uzunluğu 10 ise haliyle BG'ye de 20 diyeceğim. Ne istiyordu benden? Bana diyor ki AB'yi bulur musun? Bence buluruz. Nasıl bulacağız hocam? Şuraya dokunmuyorum. Nereye? 10 kök 3'e. Ee, şuraya ayar vereceğim 20'ye. 20'yi nasıl yazacağım? E, ee, 10 cinsinden yazacağım. Yani şöyle yazacağım. 10 kök 4. 20 çünkü 10 çarpı 2. Onu da 10 on kök 4 yazıyorum. Ee, nerede? Ee, dik üçgende yapmıştık, yapmıştık bu tarz atraksiyonlar. Bakın dik kenarlar 10 kök 3, 10 kök 4. Hipotenüse hemen ne demiştik? 10 kök, kök içindeki sayıların toplamı 7. O zaman buna noktayı koydum abi. Var mı öyle bir şık? Edirne. Geliyorum soru 3'e. Soru 3 çok güzel. ABC üçgeni soru 3 üç çok güzelse abi bunu boyayalım. Çok güzel işaretini koyalım. Bana diyor ki ABC bir üçgen EF eşit FC, AD eşit DC, BE eşit EC. Çok iyi. O zaman şöyle bir atraksiyon yapacağım. D noktası da orta nokta, E noktası da orta nokta. Şimdi bunları yazdım. Bana diyor ki DK'yı bulur musun? Buluruz abi seni mi kıracağız? Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Eğer D noktası ve E noktası orta noktaysa yani hem D noktası hem de E noktası orta noktaysa bu DE'ye biz Küçükken orta taban diyorduk. Yani bir başka deyişle DE uzunluğunun mevcut tabloya göre 24'ün yarısı 12 olması gerektiğini söyleyeceğim. Bu köşede dursun. Sonra ne yapacaksın hoca? Abi sonra şu atraksiyonu yapacağım. Bakınız bu AE noktalarını birleştirirsem abi burası çok tatlı bir şey oluyor. Neresi hoca? Aha da şurası birader. Şuraya dikkat edecek olsam burada bir üçgen var. Bu üçgen nasıl bir üçgen? Güzel bir üçgen. Güzelliği nerede? Bu üçgenin içini yeşille boyadığım bu üçgenin ED kenar ortayı, AF kenar ortayı. O zaman bu ikisi kenar ortaysa haliyle K noktası kenar ortaylarının kesişim noktası olacak. Yani bir başka deyişle biz ona ne diyorduk? Ne diyorduk? Ağırlık merkezi diyorduk. Okey. E ne yapacaksın ondan sonra hoca? Abi o zaman diyeceğim ki eğer K noktası ağırlık merkezi ise bu AEC üçgeninin KD'ye X diyen adam EK'ye 2X demeli. Yani ED uzunluğuna veya DE uzunluğuna toplamda ne demiş oldum? 3x. E, az önce de 12 birim olduğunu söyledim onun. O zaman 3x 12 ise haliyle x kaç olur abi? 4 olur. O zaman cevabı paketlemiş oldum. Evet 4 de güzel bir soru. BC'nin 30 olduğu K'nın da ABC'nin L'nin de BDC'nin ağırlık merkezi olduğu söylenmiş. E, diklik var. Diklik var. K'nın alacağı en büyük tam sayıdayım. Bana diyor bulur musun? Abi BC 30'sa şimdi ben bu AK'yı uzatacak olursam şu şekil. BC 30 sa çok güzel olmadı bu. Bir daha deniyorum. AK'yı şöyle uzattım. Evet eğer B'de 30 sa bu AK bizim e, neyimiz olacak? Abi kenar ortayımız. O zaman burası 15. Burası 15. Haliyle bu çizdiğim kenar 15. O zaman 2'ye 1 oranında 10'a 5 pay edeceğim onu. Müthiş. Şimdi benzer işi öbür üçgen için yapacağım. Şimdi e şuraya indiği kenar ortay, e, o zaman e, maalesef DL'yi de or oraya kadar çizmem lazım. Çünkü L eğer ağırlık merkezi ise D'den başlayıp L'den geçen bu doğru parçasını devam ettirecek olursam o da kenar ortayı olmalı. Yani onu şuraya kadar çizmem lazım. Yani L aslında şurada bir yerde. Şekle göre. Şekil çok milimetrik olmadığında L aslında orada bir yerde. E peki ne olacak? E benzer şeyleri burada söyleyeceğim. Bu da dik üçgen mi? Evet. Muhteşem üçlü burada da yok mu? Var. O zaman 15, 15, 15 diyeceğim. Yani şu uzunluk 5, şu uzunluk 10 olacak. O zaman elimde şu tarz bilgiler var. Bakınız burası K noktası, burası L noktası. Şurası da atıyorum M noktası olsun. KM5, ML5. Ben L'nin en uzun olmasını veya en büyük tam sayı değerinin kaç olduğunu soruyorsa L'nin en büyük olmasını istiyorum. Diyorum ki L'nin en büyük olması için bu 5'lik uzun, uzunlukların e, doğrusal olması gerekir. Yani mevcut e, görüntüde kale uzunluğunun maksimum olacağı değer haliyle 5 artı 5 kaç olacaktır diyorum 10 olacaktır. Yani kalenin alacağı en büyük tam sayı değerine 10 diyeceğim. Dördüncü soruyu da böylelikle paketlemiş oldum. Evet geldim 5'e. 5 Beş de güzel bir soru. E, adam bana diyor ki abi sana bir tane dik üçgen verdim. Özür bir tane üçgen verdim diyor. E, Sonra ne verdim diyor ki 3DK, 5EK verdim. He, şimdi burada nasıl bir güzellik var? Şöyle soruyu biraz temizledik. Öncesinde sizden önce çözüp güzel çözümleri derlediğim için bazen unutuyorum sonradan silmeyi. 5DK ne abi? Pardon. 3DK buraya 5A yazdırır. Buraya da 3A yazdırır. Yani ben bu DK'ya 5A yazarsam buraya 3A yazmam lazım. Şimdi burada şunu görmek lazım. Bu belki biraz zor olabilir ama burada şunu görmelisin. Onun 5A'ya oranı 6'nın 3A'ya oranı. Yani bu oran sağlandı. E ne olacak o zaman abi bu? He, demek ki abi burası aç ortaymış diyeceksin. Peki sonra BE eşit EC6. Yani şurası da 6. DC uzunluğu 10. G diyor ki ağırlık merkezi. Buna göre diyor ki AD'yi bulur musun? Bitirdik aslında soruyu. Nasıl bitirdik? C'den çıkıp G'ye kadar gidenin eğer G ağırlık merkezi ise kenortayın ortayın bir parçası olduğunu görüyorum. Benzer şekilde bunun açıortay ortay olduğu bilgisine de sahibim artık. Yani açı ortayla kenar ortay çakışık. O zaman diyeceğim ki bu üçgen ikiz kenar. Bu üçgen ikiz kenarsa BC uzunluğu ile AC uzunluğunun birbirine eşit olması lazım. Yani BC 12 ise burası da 12 olacak. Haliyle burası 2. Bunu istersen şöyle uzatayım. Daha net gör. Abi şunu şöyle uzatıyorum. Evet bu kenar ortay. Ağırlık merkezden geçti çünkü. Bu kenar ortay aynı zamanda açıortaymış. ortaymış. Demek ki aynı zamanda yükseklikmiş ve dolayısıyla üçgen ikiz diyor noktayı koyuyorum. Soru 6'dayım ABC üçgen diyor. G üçgenin ağırlık merkezi diyor. E, diklik var 3 kök 2 3 G nedir? Çok güzel bir şey gördüm gene. Ne gördün hoca? Abi G ağırlık merkezi o zaman bu çizdiğim kırmızı kenar ortay olacak. Yani DC 3 ise BD de 3. Sonra cazıma diyorum ki kenar ortay olması gerektiğini söylediğim bu doğrunun e, aynı zamanda bu doğru parçasını özür aynı zamanda yükseklik olduğunu görüyorum. O zaman aynı zamanda aç ortay diyeceğim e, ve aynı zamanda e, ne diyeceğim? Üçgene ikiz kenar diyeceğim. Yani AC uzunluğu eğer e, 6 kök 2 ise birader burası da 6 kök 2'dir. Veya onu şöyle de diyebilirdin. Burasının aç ortay olduğunu söylediysem burada 2M'ye M oranı var. O zaman haliyle yukarıda da 3 kök 2'ye 6 kök 2 gibi bir kenar uzunluğu yakalamış olmam lazım. E sonra ne olacak hoca? Abi şimdi bakalım bu kırmızı uzunluğu bulabilir miyiz? Nasıl bulacağız? Pisagor çakacağım. Bu kırmızı uzunluğa mesela Mahmut'un M'si diyelim. O zaman yapmam gereken şey 6 kök 2'nin karesi. Yani 72 eşittir M kare artı 3'ün karesi yazmak. Yani 9. O zaman M'nin karesine kaç kalır? 63. Yani 9 çarpı 7. O zaman M'de 3 kök 7'dir. Şimdi 3 kök 7 belki çok sevebileceğimiz bir değer değil ama olsun. Şöyle bir atraksiyon yapacağım orada. Diyeceğim ki abi madem orayı 3 kök 2 buldum. E, özür 3 kök 7 buldum. O zaman e, bu kenar ortayı pay edeceğim. Nasıl pay edeceğim? 2'ye 1 oranında. Yani şu üst parçaya 2 kök 7, alt parçaya kök 7 kalacak. Benden istenen neydi? GE uzunluğu. Abi çok şey istiyorum be. Halen soru bitmiş değil. Bakınız bu GE de bir kenar ortaydı. Çünkü G noktası ağırlık merkeziydi. O zaman şurada bir Pisagor yapıp şu BG uzunluğunu bulayım X olarak. Nasıl bulacağım hocam? Pisagor dedik ya birader. Pisagor ne diyecek bana orada? Diyecek ki X'in karesi 3'ün karesi 9 artı kök 7'nin karesi 7 yani 16. E o zaman haliyle X kaç? 4. Eğer buradaki X 4 ise ve G noktası ağırlık merkezi ise o zaman 2'ye bir pay ettireceğim onları da. Yani GE'ye de 2 bırakacağım. Altıncı soruda böylelikle pert olmuş oldu. Evet geldim 7'ye. Dik üçgenin ağırlık merkezi denilmiş. 10 var, 18 var. Diklik gösteriyor. AG kaçtır? Hatırla iki testtir şu çılgın cümleyi kuruyoruz. Dik üçgende dik köşeden çıkan kenar ortayın ağırlık merkezine kadarki ki kısmı neyse. Mesela burada 10. Hipotenüs bunun 3 katıydı yani 30. O zaman bu üçgen çok tatlı bir dik üçgen. Neden? Dik kenarlardan biri 18. Hipotenüs 30 yani 3, 4, 5'in 6 katı diyorum. Yani burasına da BC uzunluğuna da 24 kalıyor. Sonra nasıl devam edeceksin hoca? Abi şuradan AG'yi uzatıyorum. Bu bir kenar ortaydı. O zaman bu 24'ü kaç kaç böleceğim? 12, 12 böleceğim. Şuraya bir 12, şuraya bir 12 yazıyorum. Peki sonrasında benden istenen AK uzunluğuna nasıl ulaşacağız? Şöyle diyeceğim ki abi ben bu e, üçgenin hangi üçgen? Eğer şunun e, yüksek özür e, hipotenüsünü bulursam işim bitmiştir. Sonra ikiye bir pay ederim onları. O zaman hadi gel beraber onun e, hipotenüs uzunluğunu bulalım. Bunun şimdi Pisagor yazmamız gerekecek ama daha tatlısı var. Ne o? E, 12 dediğim şey 6 çarpı 2. 18 6 çarpı 3. O zaman burada 2 3 kök 13 üçgeni var. 2 3 kök 13. Yani bu kırmızı uzunluk 6 kök 13 olacak. E şimdi biz bu ağırlık merkez varsa bu 6 kök 13'ü nasıl böleceğiz? MY 2M diye. Yani elimde 3M dediğim uzunluğun 6 kök 13 olduğu bilgisi var. Yani MY 2 kök 13 diyeceğim. Haliyle buradan 2M'de 4 kök 13 olacak. Cevabım Balıkesir. Ümit ediyorum anlaşmışızdır. Soru 8'e geldim. Fantastik görünüyor. Fenerbahçe'ye benzemiş biraz. Fenerbahçelilere buradan selam olsun. İbrahim Topak e, burayı dinliyorsa çılgın bir Fenerbahçelidir. Ona da buradan selam olsun. ABC üçgenin ağırlık merkezi K, ki G diyor. E, diyor ki kenarlarını üst üste gelecek biçimde aşağıdaki gibi çakıştırdım. AD 24 diyor ki bana KG'yi bulur musun? Şimdi abi e, ağırlık merkezi ise o zaman kenar ortaylarımın olması lazım. Yani A'dan çıkan ve K'dan geçen kenar ortayı çiziyorum. Şuraya temas etti. Benzer atraksiyonu D'den çıkıp G'den geçen kenar ortayı içinde yapıyorum. Çok güzel. Bak burada çizim güzel olmuş. Niye? Çizdikten sonra bunların cüp diye oturduğunu görüyorum. Peki nasıl bir şey biliyorum ben abi? Şimdi eğer kenar ortayım var ve kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezi varsa Oransal olarak paylaşımın nasıl olduğunu biliyorum. DG'ye 2M dersem kalanına M diyeceğim. Gene benzer şekilde AK'ya 2K dersem kalanına K diyeceğim. Şimdi bana diyor ki sıkıysa KG uzunluğunu bul. E, şekli biraz büyütelim. KG uzunluğuna ulaşmak için diyorum ki abi seni de birleştireyim KG'yi. Biraz ince oldu bu. Bir dakika kalanını çiziyorum. KG şu. Evet. Tuhaf oldu biraz ama artık idare et. Şimdi burada mecbur biraz benzerlik kullanmam lazım. E, AD uzunluğunun kaç olduğunu biliyorum. 24. Yani şu uzunluk komple 24. E, şuradaki e, kenar ortayların indiği noktaya e, mesela A, A diyemem. A var orada çünkü. Ne diyelim oraya? K, M, L diyelim. O zaman bu LKG üçgeni ile LAD üçgeninin arasındaki benzerlik oranını yazacağım ve işi bitireceğim. Diyeceğim ki abi burada 1 bölü 3 oranı var. Burada da 1 bölü 3 oranı var. Demek ki bu çizdiğim KG AD'ye paralel. 1 bölü 3 oranı varsa o zaman benzerlik oranı 1 bölü 3. Küçük üçgenle büyük üçgen arasında. Benzerlik oranı 1 bölü 3 ise söylemem gereken şey şu. KG uzunluğunun e, taban olan 24'e oranı e, ne olacak abi 1 bölü 3. Ana, çıktı ya lan. Aynen. Ne çıktı? Kg uzunluğunu kaç bulduk abi? 24 çarpı 1 bölü 3. Yani 8. Evet. Paketledik. Harika. Testi bitirmişiz. Önümde ne var? ÖSM bakış. Bunu geçeceğiz abi. ÖSM bakışlar bizde değildi. Sonra barışça bakış da var mı? Var. Eşlik benzerlik ile bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenin, paylaşın, abone olun. Kanalın linkini sağa sola bütün WhatsApp gruplarına atın ki biz de yolumuzu bulalım. Sağlıcakla kalın. En yakın zamanda görüşmek üzere.